Toprak ve su hayatın kaynağı. Ateş ise insanlığın en önemli buluşlarından. İnsanoğlunun maharetli elleri yüzyıllar önce toprağı suyla karıştırıp çamura şekil verdi. Sonra yaptığı toprak kapları alıp ateşe attı. Daha sonraları endüstrileşen seramik, o gün bugündür insanoğlunun hayatını kolaylaştıran, güzelleştiren sanatlardan biri. Aslında seramiğin ham maddesi kil. Yani her tür toprak seramik için elverişli değil. Kilin suyla karışınca sertleşebilme özelliğini kalıcı kılansa yüksek ısıda pişirilmesi. Suyunu, yiyeceğini korumak için toprak kaplara, testilere ihtiyaç duyan insanoğlu önce seramik kapları yaptı, sonra küçük heykelcikler ve bibloları. Seramik, Anadolu topraklarından doğan binlerce yıllık bir gelenek. İnsanoğlunun tarihin ilk dönemlerinden bu yana seramiği yapmak için kullandığı yöntem aynı. Seramik yapımı, teknolojinin pişirmede getirdiği kolaylıklara rağmen hala zahmetli ve güç bir iş. Seramik için önce toprakla, yani kille suyun buluşması gerekli. Bu işlem kile plastik bir özellik kazandırıyor. Önce sıvı bir çamur halinde olan bu karışım, alçı kalıplara dökülüp dinlendirildikten sonra deri kıvamına geliyor. Çamurun yepyeni bir formla hayat bulma macerası da böylece başlıyor. Seramiğin insan elinde ya da tezgahlarda şekillendirilmesi tam bir buluşma. İnsan, toprak ve yaratıcılığın bir araya gelmesinden oluşan bir tasarım seramik. Becerikli ellerin arasında çamur biraz uğraşıldıktan sonra formunu alıyor ve kurumaya bırakılıyor. Toprağa şekil veren Anadolu insanı onları özenle kurutuyor. Bu sürecin ardından kurutma, sonra bisküvi pişirimi adı verilen fırınlama var. Fırından çıktıktan sonra sırla kaplanan seramik ikinci kez fırınlara atılıyor ve yeniden pişiyor. Her aşamasında özenin, emeğin var olduğu bir sanat seramik. Anadolu'da daha çok toprak kap, testi, saksı gibi gündelik kullanım amaçlı çömlekçilikte de kendisini gösteren seramiğin mutfaktaki yeri özel. Ancak seramiği asıl özel kılan sırrı. Ustalık, sanatkarlık, toprağı şekillendirmek kadar onu kalıcı kılacak sırrın reçetesini de iyi ayarlamakta. Metal oksitler hazırlanan reçetelerde değişik renkler veren sırlar elde edebiliyor. Krom, demir, kalay, bakır, kobalt, manganez, zirkon, nikel, vanadyum, rutil renklendirmede kullanılan metal oksitler. Seramik, ham maddesi toprak olan bir sanat. Toprak, hayatın kaynağı. Anadolu topraklarının binlerce yıllık geleneği. Bir avuç toprağı özenle, sabır ve emekle bir sanata dönüştüren ustaların ellerinde hayat buluyor. Selçuklu döneminde gezici ustalar yapıyor seramikleri. Konya, Kayseri, Sivas gibi bugünün de büyük şehirlerinden her biri o dönemde de seramiğin yapıldığı yerler. Konya'ya bağlı Beyşehir yakınlarında bulunan ve 2. Alaaddin Keykubat zamanında yapılan Kuba Dabat Sarayı ve Konya merkezde yer alan 1196 yılına ait 1. Kılıç Arslan Köşkü'nde yapılan kazılarda ele geçen seramikler o dönem hakkında bize bilgiler veriyor. Bugün Konya Karatay Müzesi'nde sergilenen Selçuklu dönemi seramikleri, tıpkı Türklerin Orta Asya'da yaptığı seramikler gibi firuze, patlıcan moru ve lacivert renklerle süslü. İçlerinde sıratlı ve büster tekniği denilen sırüstü tekniğiyle yapılan örnekler daha çoğunlukta. Yapılan kaplar tabak, testi, küp, çömlek, vazo, kase ve kandil türünde.